Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlk videodaki sorulara ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. İkinci duyurumuz ise sizlerden gelen yoğun talepler üzerine forum sitemiz olan forum.yazıldayım.net sizlerin hizmetine açılmıştır. Sitemize çok kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Videoda da görüldüğü gibi yapamadığınız sorularınızı bu sitemize ister yazarak isterseniz de fotoğrafını yükleyerek yüzlerce öğrenciden yardım alabilirsiniz. Sadece soru sormayıp birçok konu hakkında Türkiye'deki tüm öğrencilerle iletişimde kurabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 6. sınıf 2. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz öğretmenin tahtaya yazdığı konuyla ilgili yanlış olan madde hangisidir? Öğretmen tahtaya şunları yazıyordu. Konu sigaranın zararları. Buna göre hangisi yanlıştır? Üretkenliği düşürür. Doğru sigaranın zararlarından birisi. Ailemize katkı sağlar tabii ki de yanlıştır katkıdan çok zararı vardır hatta katkısı yoktur. Tedavi masrafları nedeniyle ülke ekonomisine zarar verir. Evet bu da zararlarındandır. Sağlığın bozulmasına neden olur. Evet bu da zararlarındandır. Hangisi yanlış yazılmış? Tabii ki de iki yanlış yazıldığı için cevabımız Bursa. Hemen ikinci sorumuza geçiş yapalım arkadaşlar. Burada ise ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarlamaz şeklinde sorulmuş ayetimizi okuyalım. Ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar yani putlar ve falokları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranız, aranıza düşmanlık ve kin sokmaz. Sizi Allah anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Buna göre hangisi çıkarılamaz? A. İçki İslam'ın en çirkin kabul ettiği daha haram, haramlardandır. Evet doğru çıkarılabilir. Şeytan toplumdaki bireyleri birbirine düşürmek için çaba sarf eder. Bu da, burası da doğrudur. Şeytan kişiyi namazdan uzaklaştırır. Burası da doğrudur. Kötü alışkanlıklar sadece topluma zarar verir, yanlıştır. Hem topluma hem de bireye zarar verir. Sadece topluma yanlış bir ifade. O yüzden de cevabımız denizli. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yukarıda bireysel zararlarını örnek verilmeyen kötü alışkanlık hangisidir diye sorulmuş. Kazanma hırsıyla aklını meşgul eder, özellikle karaciğer ve mideye zarar verir, akciğer kanserine yol açar. Alkol, sigara, kumar, uyuşturucu. Buna göre hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Kazanma hırsıyla aklını meşgul eder ifadesi e, tabii ki kumara aittir. O yüzden kumarı buradan eleyebiliriz. Ve ardından özellikle karaciğer ve mideye zarar verir demesi de alkole aittir. Karaciğer denildiğinde e, zarar bakımından alkolü aklımıza tutacağız. Ve ardından akciğer kanserine yol açtığı dediği için de akciğer denildiğinde de sigaraya e, sigarayı düşüneceğiz. Ve burada hangisinin zararı verilmemiş? Tabii ki uyuşturucunun zararı verilmemiş. Cevabımız denizli. Devam edelim dördüncü sorumuzdan. Eşlendirmede kötü alışkanlıkların aşağıdaki hangi yöne dikkat çekilmiştir diye sorulmuş. Alkol, siroz hastalığı, sigara, akciğer kanseri, uyuşturucu, sinir bozukluğu. Buna göre hangisine dikkat çekilmiş? Ekonomik etkileri, hayır ekonomik açısından bir şey gösterilmemiş. Bireysel etkileri, evet olabilir. Toplumsal etkileri, burada toplumla alakalı bir şey de yok. Kültürel etkileri burada kültürel alakalı hiçbir şey yok o yüzden eledik ve B şıkkındaki bireysel etkileri ne yapıyoruz işaretliyoruz. Çünkü burada e, nelerden bahsetmekte bu alışkanlıkların yol açtığı hastalıkları hastalıklardan bahsetmekte ve bu hastalıklarda bireysel etkilere girmekte cevabımız bursa. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklarla ilgili bir slogan değildir? Bugünün yarını da var. Evet mantıklı. Bağımlı olma özgür ol. Bu da mantıklı. Dumanının yel parasını el alır. Evet bu da mantıklı ama içtin mi az içeceksin ifadesi kötü alışkanlıkları için doğru bir ifade değildir. Çünkü az da içsen çok da içsen en sonunda bağımlı olarak kendini bulacaksındır. O yüzden cevabımız Ceyhan. Altıncı sorumuza bakalım. Bu metin aşağıdaki cümlelerin hangisi tamamlanamaz diye sorulmuş. Alım, satımı ve kullanımı devletçe yasaklanan uyuşturucu maddeler oldukça pahalıdır. Uyuşturucu madde bağımlıları bunları elde etmek için her yolu denerler. Bu amaçla hırsızlık yaparlar, dolandırıcılık yaparlar, gasp ederler ama ne yapmazlar? Emekleriyle çalışmazlar. O yüzden de cevabımız 7. 6. sorunun cevabı denizli gelecektir. 7. sorumuz parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Parçamızı okuyoruz. Metin Bey iş yerinde sevilen biriydi. Akrabalık ilişkilerine önem verirdi. Eşi ve çocukları da Metin Bey'i çok seviyorlardı. Bir kereden bir şey olmaz diyerek arkadaşının sırayla alkole başladı ve bağımlı oldu. Metin Bey artık ailesi, akrabaları ve iş arkadaşları tarafından istenmeyen bir insan oldu. Buna göre en uygun başlık hangisi? Alkolün zararları Metin Bey ve ailesi Metin Bey... Bey'in bir günü Dostluk. En uygun başlık tabii ki de alkolün zararları olacaktır. Çünkü Metin Bey önceden e, arkadaşları tarafından sevilen bir kişiyken alkole başladıktan sonra e, arkadaşları tarafından ve ailesi tarafından istenmeyen bir kişi olmuştur. Ve bu da bize alkolün zararlarını göstermektedir. 8. Aşağıdaki hadislerden hangisi ayetiyle aynı doğrultudadır? Ayetimiz. ''Biz onların başına bir takım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geç, geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler.'' A. iman ettikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız. Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol. Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kimine dostluk kuracağına dikkat etsin. Buradaki ayetimiz dostlukla, arkadaşlıkla alakalı olduğu için ve D şıkkındaki hadisimiz de dostluk, arkadaşlıkla alakalı olduğu için cevabımız direkt deniz ışıkkı gelecektir arkadaşlar. Cevabımız denizde. 9. sorumuza bakıyoruz. Burada ise hakkında bilgiler verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bilgilere bakalım. 1920'de kurulmuştur. 1 ile 7 Mart tarihleri adı ile anılan haftadır. Alkol, uyuşturucu, sigara ve benzeri gibi bağımlılıklarla mücadele eder. Buna göre burada verilen kurum hangisidir? Darula Ceze değildir. Kızılay değildir. Tema değildir. Tema erozyonla alakalı bir kurum zaten. Bunları o yüzden eliyoruz. Bizim aradığımız kurum arkadaşlar Yeşilay'dır. Yeşilay bildiğiniz üzere alkol, uyuşturucu, sigara ve benzeri gibi bağımlılıklarla mücadele ede, mücadele eden bir kurumumuzdur. Ve aynı zamanda 1 ile 7 Mart tarihleri arasında da e, ne yapılmaktadır? E, Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır. Cevabımız Ceyhan. 10. sorumuz. Ayete göre Hz. Yahya aleyhisselam ile ilgili, ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Ey Yahya kitaba bütün gücünle sarıl dedik ve henüz çocuk iken ona ilim ve hikmet verdik. Allah tarafından peygamber olarak seçildi. Evet, Hz. Yahya arkadaşlar Allah tarafından peygamber seçildiğini burada anlayabiliriz. Ona bakın ilim ve hikmet verdik cümlesinden de bunu anlayabiliyoruz. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri oldu. Bu an, Şu anda da ayet adı geçtiği için Kur'an'da adı geçen bir peygamber olduğunu da kabul edebiliriz. Küçük yaşta ilim sahibi olduğu bunu da buradan anlamaktayız zaten çocuk iken dediği için. O yüzden buna da ulaşılabilir. Babası tarafından ilimle yetiştirildiğine ulaşılamaz. Çünkü burada kimin tarafından ilimle yetiştirildiği ile alakalı bir bilgi söz konusu değildir. O yüzden de D şıkkındaki ifademize ulaşamayız. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Ebu Leheb'in karakterlerinden biri olamaz diye sorulmuş. Soru köküne dikkat ediyoruz. Ebu Leheb gerçekte yaşamış biri olmakla beraber o bir tipolojidir. Bu tip dün olduğu gibi bugün de yarın da görülebilir. Peygamber hasrında olduğu gibi her çağda da bulunabilir. Ebu Leheb ismini duyduğumuzda tarihte yaşamış, ölmüş, gitmiş ve çürümüş bir tip gelmemelidir. Buna göre hangisi Ebu Leheb'in karakterinden birisi olamaz. Kendisinin ayrıcalıklı olduğunu düşünen olur. Sadece kendini değil başkalarını da düşünen olmaz. Çünkü kendisinden başkasını düşünmediği için kötü karakterliydi. Burada ama kendisinden başkalarını da düşündüğünü belirttiği için buradaki ifade olamaz. Düşmanlıkta sınırı tanımayan evet olur. İradesini hep kötüye ve kötülük yapmaya kullanan evet bu da olur. Ama B şıkkındaki ifademiz olmayacağı için cevabımız bursa. Hemen arka sayfamıza geçelim. 12. sorumuz. Verilenlerden hangisi Tebbet suresi içinde diğerlerinden daha sonra yer almaktadır? Ve teb zateleheb ve ma keseb anhu malhu. Hemen Tebet suremizi kısaca okuyalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi lehim ve teb ma ana anhu malhu ve ma keseb seyasla naren zahide leheb fi cidiha hablum min mesed. Bak, bakacak olursak hangisi en son yer almaktadır? Tabii ki söylerken de fark ettiğiniz gibi zaten hep en tebet suresinde en son yer alan ifademizdir bizim. O yüzden de cevabımız B şıkkı zatele heptir. Devam edelim 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Tebbet Suresi'nin verdiği ilahi mesajlar arasında gösterilemez diye sorulmuş. A Allah inkarcıları cezalandırır. Evet. Bunların başında da hep gelmektedir. Ee, Hazreti Peygamberimizin amcası. İnkarda aşırı gidenler bunun bir sonucu olduğunu düşünmelidir. Evet, bu burası da doğrudur. Gösterilir. İlahi bir mesajdır. Akrabalar arası dargınlık ve kin tutma engellenmelidir. Bu arkadaşlar Tevbe suresine verilen bir mesaj değildir. Ee, evet Hazreti e, Hazreti Peygamberimizin amcası Leheb adına yazılmış bir e, yani Leheb için yazılmış bir suredir ama burada akrabalar arası dargınlık ve kin tutma engellenmelidir diye bir mesaj söz konusu değildir. Allah katında kayırma, haksız yere kurtulma yoktur. Evet bunu bunda e, Hazreti Peygamberimizin amcasının dahi sorgulanacağından anlamaktayız. O yüzden de cevabımız Ceyhan. 14. sorumuz. Metinde Tebet suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur diye sorulmuş. Tebet suresine verilen diğer bir isim de Leheb suresidir. Peygamberimizin amcası Ebu Leheb ve karısının kötülükleri nedeniyle ahirette karşılaşacakları, karşılaşacakları sonun nasıl olacağı anlatılmaktadır. Hangisinin cevabı yok? Tebet suresinin konusu nedir? Evet konusu. E, Hazreti Leheb, pardon Estağfurullah. Ebu Leheb ve karısının kötülüklerini anlatmaktadır. Konusu verilmiş o yüzden. Tebe suresi indirilişi hangi olay üzerine olmuştur? Bu olay hangi üzerine olduğun alakalı bir e, cevabımız yoktur. O yüzden buna cevabı yoktur. Tebe suresinin diğer ismi nedir? Leheb suresidir. Bu verilmiş. Tebe suresinde kimlerden bahsedilmektedir? Ebu Leheb ve karısından bahsedilmektedir hangi sorunun cevabı yok. B şıkkındaki sorunun cevabı e, bur, buradaki metinde yoktur. Cevabımız bursa. 15. sorumuz. Bu kimselere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arabistan'da yaşayanlar arasında Yahudiler, Hristiyanlar, ateşe ve puta tapanlar bulunuyordu. Bunların yanında sayıları az da olsa Allah'ın varlığına ve birliğine inanan kimseler vardı. Bu kimselere verilen isim nedir? Farisi, Mecusi, Hanif, Münafık. Farisi arkadaşlar İran diliyle alakalı bir e, kelimedir o yüzden bunu eleyebiliriz. Mecusi ise Zerdüşlü'ye bağlı kimselere verilen isimdir o yüzden bunu da eleyebiliriz. Münafık ise içinde inançsızlık olan kimselere verilen isimdir o yüzden bunu da eleyebiliriz. Ama bizim burada aradığımız Hanif kelimesinin anlamı ise Allah'ın varlığına ve birliğine inanan kimselere, kimselere verilen ad olduğu için cevabımız Ceyhan Hanif olacaktır. 16. Verilen olayların tarihi olarak doğru sıralanması için hangi ikisinin yerinin değiştirilmesi gerekmektedir? Olaylara bakalım. İlk vahiy Medine'ye hicret, Akabe biatları, Hz. Hatice'nin Müslüman olması. Şimdi arkadaşlar, Hz. Hatice'nin Müslüman olabilmesi için ilk önce Peygamber Efendimiz'e ne gitmesi lazım? Tabii ki ilk vahiyin gitmesi lazım. O yüzden bu dördün yeri illaki değişecek. Dört olmayanları direkt buradan eleyebiliriz ve şu 2 ile 3 arasında bir kıyaslama yapacak olursak Medine'ye hicret mi daha önce yoksa Akabe biatları mı? Tabii ki de Akabe biatları daha önce olacaktır. Çünkü Akabe biatları sayesinde Medinelilerle görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerin ardından da Medine'ye hicret düzenlenmiştir. O yüzden de e, e, buradaki 3'ün Medine'den Medine hicretten önce gelmesi lazım. Ve buna göre sıralamamızın yer değiştirmesi için 2 ile 4'ün yer değiştirirse sıralamamız doğru olacaktır. İlk vahiy, ardından Hazreti Hatice'nin Müslüman olması, ardından Akabe biatları ve sonra da Medine hicret şeklinde sıralamamız olacaktır. Bunun doğru olabilmesi için de 2 ile 4 yer değiştirilmelidir. Cevabımız Ceyhan. 17. sorumuz Öğretmenin öğrencilere sorduğu soru aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öğretmenin sorduğu soruya 4 öğrenci sırasıyla Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebu Bekir cevaplarını vermiştir. Buna göre öğretmen hangi soruyu sormuş? İslam'ı ilk kabul eden edenler kimlerdir? Evet bu soruyu sormuş olması muhtemel. Peygamberimizin çocukların isimler nelerdir? Peygamberimizin çocukların isimleri bunlar değildir. O yüzden eledik. Peygamber'e hicrette arkadaşlık edenler kimlerdir? Bu da değildir. Aradığımız cevap eledik. İslam'ın ilk şehitleri kimlerdir? Bunlar şehit olmamıştır arkadaşlar. O yüzden bunu da eleyebiliriz. Doğru cevabımız İslam'ını ilk kabul eden kimlerdir ifadesi olacaktır. Çünkü buradaki verdiği isimler ilk Müslümanlardır. İlk Müslümanlar yazalım. Bunları da bilin arkadaşlar. Çünkü ilk Müslümanlar sizin şu anki sınavınız için çok önemli. Bu yüzden de cevabımız Adana. 18'e bakıyoruz. Hangisi Mekkeli müşriklerin işkence ettikleri insanların özelliklerinden değildir diye sorulmuş köle özelliğidir, yoksul özelliğidir, güçsüz özelliğidir, itibar sahibi değildir. Zaten itibar sahibi olsa işkence görmezdi arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Diğer sorumuza geçelim. 19. sorumuz, peygamberimiz bu sözü aşağıdakilerden hangisinde almıştır denilmiş. Peygamberimizin hicreti Medine'ye yapmasının nedenlerinden biri de Medine'lilerle görüşerek kendilerinden İslami savun İslam'ı savunacaklarına dair söz almasıdır. Buna göre hangi nerede sözü almış arkadaşlar hangisini almıştır Hubeybi Rıdvan Biyatı Akabe biatları Erdemliler sözleşmesi Buradaki kararları arkadaşlar hicretten önce akabe biatları yani akabe görüşmeleri olarak da karşınıza çıkabilir. Burada almıştır. O yüzden de cevabımız Ceyhan Şıkkı akabe biatları olacaktır. 20. sorumuza geçelim. Bu görüşmeler nerede yapılmıştır denilmiş. Mekke'de zor günler geçiren Müslümanlar için çıkış yolu hicretten geçiyordu. Sonunda beklenen oldu ve peygamberimizin yaptığı bazı görüşmeler neticesinde Medine'ye göç edilmesine karar çıktı. Zaten bu görüşmeler görüşmelerde az önce de bahsettiğimiz gibi akabe görüşmeleridir. Ve akabe görüşmeleri tabii ki nerede yapıldı? Akabe tepesinde yapılmıştır ve bu yüzden de adına akabe denilmiştir. Cevabımız o yüzden Adana. 21. sorumuz. Bu iki sülale aşağıdakilerden hangisine verilmiştir denilmiş. Bakıyoruz. Peygamberimiz hicret etmeden önce aralarında kan davası bulunan iki sülale Medine'de sürekli çatışma halindeydi. Peygamberimiz Medine'ye hicret etmeden önce onları barıştırdı. Bu kavgalı iki sülale kimdi? Bu kavgalı iki sülale arkadaşlar Evs ve ha Hazreç sülaleleriydi. Bunlar o kadar ağır kavgalar ediyordu ki savaşlar yaklaşık 120 yıl süren savaşlar yapıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz de hicretten önce onları ne yapmıştır? Medine'de e, böyle bir savaşa girdikleri için onları barıştırmışlardır. Ve aralarındaki savaş da husumette bitmiştir. Cevabımız Bursa. 22. sorumuz, peygamberimizin bu şekilde davranması en çok aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Peygamberimiz ve yol arkadaşı Hazreti Abu Bekir, hicret için yola çıktıklarını doğrudan Medine yönüne doğru hareket etmediler. Ters istikamete yönelerek bir süre bir mağarada gizlendiler. Buna göre hangisi en iyi açıklanabilir? Yolda uğrayacağı yerler vardı. Açıklanamaz. Müşrikleri şaşırtmak da amacı bu açıklanabilir arkadaşlar. Çünkü müşrikler onun e, nereye gideceğini biliyordu. Medine yönüne doğru hicret edeceklerini biliyorlardı. Ve Peygamber Efendimizin kulağına da bu gidince o ne yaptı? Medine'ye hicretin tam tersi yönünde kalarak bir mağaraya girerek Hazreti Ebu ile birlikte orada düşmanların düşmanları şaşırtmak istediler. O yüzden de en iyi açıklanabilen ifademiz B şıkkınadır. Yolu uzatmak istememiştir bu da değildir. Zaten anlamsız yolda yanlış yere gittiklerini fark etmişti. Bu da anlamsız tabii ki de. Devam edelim 23. sorumuzda. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Medine'nin eski ismi Yesrib idi. Ancak şehir İslam tarihinin önemli bir olay sonrası Medine-i Münevvere, Nurlanmış Şehir adını almıştır. Hicrete, hicrete oraya gerçekleştirmiştir. Evet tabi ki de budur. Hicret oraya gerçekleş, hicretin oraya gerçekleştirilmesinden sonra adı Medine-i Münevvere olarak e, değişmiştir arkadaşlar. Sufe'nin yapımı ile eğitim merkezi olmuştur alakasız. Kur'an indirmeye başlandığı yerdir. Burası zaten Mekke'de olduğu için eleyebiliriz. Müslümanlar için haç merkezi olarak ilan edilmiştir. Burası da zaten Mekke'dedir arkadaşlar. O yüzden de cevabımız direktman aşıklı gelmekte. 24. sorumuz Akabe biatları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Hicretten hemen önce yapılmıştır. Evet hicretten önce akabe, biat, akabe görüşmeleri olarak da karşısına çıkabilir dediğim gibi. Bu görüşmeler sayesinde Medinelilerle bir anlaşmaya gidilmiştir. Yani anlaşmaya gidilmiş gibi olmuştur. Onlarla anlaşılmıştır. O yüzden de hicretten hemen önce yapılmıştır. Doğru bir ifade. Ardarda iki yıl içinde iki biat gerçekleşmiştir. Evet doğru. 621 ile 622 yılları arasında. Hicretin Medine'ye olmasına vesile olmuştur. Evet burası da doğrudur. Medine ve Mekke'li müşrikler tarafından da kabul edilmiştir. Yanlış. Müşrikler dediği için tabii ki müşrikler için kabul edilmesi e, söylenemeyen bir ifadedir. O yüzden cevabımız Denizli. 25. sorumuz hangisi Medine'nin Müslümanlar için önemini gösteren bir sebep değildir? Güvenlikleri sağlanmıştır. Doğru. İslam'ın yayılması hızlanmıştır. Doğru. Mekke'ye yakındır. Yanlıştır. Çünkü Mekke ile Medine arası yaklaşık olarak 450 kilometredir ve bu e, uzunlukta yakın olarak tabir edilemez. D'ye bakalım. Medine'lerle Medinelilerle güçleri artmıştır. Evet, burası da doğrudur. Medine'deki Müslümanlarla birlikte e, güçleri artmıştır ve bu sayede de İslam'ın yayılma hızı hızlanmıştır. Ama C şıkkındaki Mekke'ye yakındır ifadesi e, Akabe Biat Müslümanlar için Müslümanların önemi açısından bir sebep değildir. O yüzden cevabımız Ceyhan. Diğer sayfamıza geçelim. Diğer sayfadan 26. soruyla devam ediyoruz. Sebep olarak hangisi gösterir? Hz. Ömer'in halifeliği zamanında hicret takvim başlangıcı kabul edildi. Buna göre bunun sebebi nedir? Müslümanların müşriklerle savaşa başlamasına zemin hazırlaması değil, Peygamberin öldürülmek istenmesi bu da değildir. İslam tarihinde önemli kabul edilen olayların baştan başında gelmesi. Evet, asıl sebebi budur. Çünkü hicret arkadaşlar İslam tarihi için çok önemli bir olaydır ve bu yüzden de e, Hazreti Ömer e, zamanında bu hicretin başlangıç tarihi takvim olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlk mescidin o zaman yapılmış olması da değildir. Asıl sebebi Ceyhan şıkkındaki verilen ifadedir. Cevabımız Ceyhan 27. sorumuz. Paragrafın sonuna hangi cümle getirilmelidir? Mekke'nin ileri gelenleri ilk başlarda Müslümanları önemsemediler. Geçici ve önemsiz bir durum olduğunu düşündüler. Buna göre cümlenin hangisiyle bitirilmedi cümle? Zamanla bu olay unutulup gitti. Böyle bitirilemez tabii ki. Ve hayatlarına kaldığı yerden devam ettiler. Böyle de bitirilemez. İlk olarak bazı Müslümanların öldürülmesini kararlaştırdılar. Böyle de bitirilemez. Nasıl bitirilebilir? Fakat sayıları çoğalınca endişelenmeye başladılar. Gördüğünüz gibi müşrikler ilk başta Müslümanları e, kale almıyorlardı ve zaman geçtikçe sayıları çoğaldıkça onları endişe onlar yani kendileri için endişelenmeye başladılar. 28. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Tebbet suresinin ayetlerinin doğru sıralanışıdır diye sorulmuş. Bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tebbet yeda ebi lehvin ve teb. Ma ana anhumalu ve ma keseb. Seyasla naren zate leheb. Hemen şöyle sıralamamızı oluşturalım. 3, 1, 4. 3, 1, 4. Bunu eledik. Gördüğünüz gibi buradan bile şıkkımız çıktı. Lehebim vemra ahütü, hamaletel hatap, fi cidiha hablum min mese şeklinde Tebe suresinin sıralanışında yapmış olduk arkadaşlar. Ve bu sıralamaya göre de cevabımız A çıkmış oldu. 29. sorumuz. Hazreti Yahya'nın doğumunun sıra dışı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Zira Hazreti Yahya'nın dünyaya gelişi de Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi gibi sıra dışıdır. Bunun içinde Kur'an'da iki peygamberin doğum, vefat ve diriliş günlerine dikkat çekilmiştir. Hazreti Yahya'nın sıra dışı özelliği arkadaşlar, e, anne ve babasının çocuk sahibi olmak için çok yaşlı olmasıdır. Bunu bilmeniz sizin için e, gereklidir arkadaşlar. Cevabımız direktman C şıkkı geliyor 30. sorumuz paragrafa getirebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Kötü alışkanlıklardan korunabilmek için aileye ve bireye bazı görevler düşmektedir. Örneğin anne ve baba çocuklara iyi örnek olmalıdır. Aile içinde çocuklar her türlü sıkıntısını ve problemlerini öncelikle anne ve babalarına anlatabilmelidirler. A anlatabilmelidirler. Aileler çocuklarıyla ilgilenmeli, yanlışlarını gördüklerini onları güzellikte uyarmalıdırlar. Alkollü içki içki içme, sigara ve uyuşturucu kullanma, kumar oynama gibi kötü alışkanlıklar ve kötü davranışların zararları konusunda onları bilgilendirmelidirler. En uygun başlık hangisidir? Kötü alışkanlıklar nelerdir? Değil. Kötü alışkanlıkların nedenleri burası da değildir ama C şıkkında kötü kötü alışkanlıklardan korunmak için aileye düşen görevler nelerdir? Burada daha çok aileye düşen görevleri anlattığı için cevabımız Ceyhandır Kötü alışkanlıklar nasıl başlıyor? Burada başlangıcı ile alakalı bir konuda söz konusu olmadığı için cevabımız Ceyhan. 31. sorumuz. Kötü alışkanlıklarla ilgili olanlara artı işaretini koyacağız. Kötü alışkanlıklarla ilgili olmayanlara da çarpı işaretini koyacağız. Buradaki atı sözlerine bakarak. Kıratın yanında bulunan ya huyundan ya suyundan kötü alışkanlıkla alakalıdır tabii ki. Armut dibine düşer kötü alışkanlıkla alakalı değil. Üzüm üzme baka baka kararı bu da kötü alışkanlıklarla alakalı bir atı sözüdür. Körle yatan şaşı kalkardı gene aynı şekilde ama keskin sirke küpüne zarar, kötü alışkanlıklarla alakalı bir atasözü değildir. Buna göre eşleşme yapacak olursak cevabımız B şıkkı çıkmaktadır. Bir dakika şöyle bir kontrol edelim. Artı çarpı artı artı çarpı evet. Cevabımız böylelikle B şıkkı çıkmaktadır. 32. sorumuz. Konuşmayı yapan kişi babasının hangi tutumundan yakınmaktadır? Babam sigara içerken biri yandan dumanını üflüyor, biri yandan da gözümün içine bakarak evlat sakın bunu ağzına koyma diyordu. Buna göre hangi tutumundan yakınılmaktadır? Sigara yüzünden hastalanmasından hayır, aile bağlarının zayıflamasından hayır, kendisini uyarmasından hayır Hangisinden yakınmakta? Sözle davranışın tutarlı olmamasından yakınmakta. Çünkü baba sigarayı içiyor. Sigarayı içmesine rağmen oğluna sen içme diyor. Ama aslında kendisinin de içmemesi gerekiyor. O yüzden de burada bir tutarsızlık söz konusu. O yüzden de cevabımız Denizli. Son sorumuz 33. soru. Hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır? Öğretmen çocuklar alkolün bireysel zararlarına kim örnek verecek? Fatma alkol alan sinirli ve gergin olur. Bireysel e, özelliği ör, örneğidir. Doğru. Alkolü kişi ailesine ve diğer insanlara zarar verir. Bakın burada ailesine ve diğer insanları dediği için bu bireysel zararı değildir. Toplumsal yara zararıdır. O yüzden de bu ifademiz yanlış. Beyin üzerinde uyuşturucu etkisi yaparak insanların sağlıklı düşünmesini ve davranmasını engeller. Bu da doğrudur. Alkol vücudun çalışma düzenini bozar. Evet burası da doğrudur. Bireysel zarardan örnektir. Ama İbrahim'in verdiği daha çok toplumsal zararda örnek olduğu için yanlış olan cevabımız C şıkkı İbrahim olacaktır. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazı videolarını da göz atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.